Muhammed Sari'nin okuldan gelmesini bekliyorum. Muhammed Sari 4 yaşında biliyorsunuz ve Erdoğan'ın siyasi dehasına sahip bir çocuk. Kendi elini ısırıyor. Hocası Amanda Kanadalı soruyor. Kim ısırdı? Sari diyor. Çünkü yaramazlık yapmış. Time out cezası alacak. Hoca cezayı vermeden yazık mazlum durumuna düşüyor. Kurtarıyor, yırtıyor. Saçını çekiyor mesela. Ondan sonra hoca kim saçını çekti? Niye ağlıyorsun Sari diyor. Sari diyor. Sari yaptı. Yani kendi kendisine ceza veriyor. Bu şekilde mağdur duruma düşüyor. Soru sorabilirsin yani. Erdoğan'ın psikolojisi 4 yaşındaki çocuk psikolojisi. Metastas kitabını bilmiyorum. Bugün aslında Süfyan Erdoğan'ın Türkiye milletini aldatması, ülkenin fiilen üçe bölünmesiyle sonuçlanıyor. Halen geç değil, görevini yapması gerekenler görevini yapsınlar diye konuşuyorum. Sufi kızıyor. Perinçek grubu Erol Mütercimler ve Hasan Ünal'la Esad'la görüşmeye masaya oturdular ve Hatay'ı kilisi hediye ediyorlar Rusya, İran ve Esad rejimine. Suriye'de iç savaş başlatmanın, El-Kaide'yi kullanıp da 10 milyon insanın hayatını kırartmanın cezasını Esad, Hatay ve Kilis'i Suriye topraklarına katmak olarak kesmiş. Ve Erdoğan bunu kabul etmiş durumda. Dolayısıyla diyorum ki Türkiye'yi bölüyorlar. Yani Mustafa Kemal Fransızlardan Hatay'ı alana kadar diplomaside çok büyük başarı elde etmişti. Ve Hatay'ı Türk topraklarına zorla katmıştı. Erdoğan sattı. Kıbrıs'ı sattığı gibi sattı. Yabancı dış güçlere ülkemizi sattı, perişan etti. İzlediği yanlış politikaları Ergona Kontrol Örgütü'yle Perinçek'te belirleyince böyle oluyor. Türkiye'de hukuk, anayasa, demokrasi, cumhuriyet kalmadı. Daha önce biliyorsunuz Türkiye model bir ülke gösteriliyordu. Demokraside, insan haklarında, Avrupa Birliği'ne adapte olmada. O zaman gazeteciler vardı Türkiye'de, özgür medya vardı. Polisler, savcılar, hakimler vardı. Onlar hapisteler, onlar FETÖ'cü diye hapsedildi. CHP'de yırtınıyor. Sanki eskiden Türkiye çok kötüymüş de sonradan Erdoğan zamanında düzelmiş. Biz düzeltseniz diyor yani. Layık ve bazılarla ortak yaptıklarını itiraf edemiyor. Soykırım rejimi tamamen 12 Ayetullah, şimdi komünist oldular. Eskiden NATO'culardı. İhtiyar generalin emriyle, onu siz encümeni danış olarak biliyorsunuz. Aslında Milli Birlik Komitesi'dir adı. Milli Birlik Konseyi de diyorlar. 1960 darbesinde kurulmuştu. Albaylar darbesini bastıran Cemal Gürsel kurmuştu. Ve ondan sonra da zaten Adnan Menderes'i ve iki tane bakanını idam edip terör odağı haline gelmiş. Demokrat Parti'yi kapatıp Adalet Partisi'ni kurmuşlardı. Türkiye'de seçmen sağ olduğu için sağ parti kuruyorlar. Süleyman Demirel'i Amerika'dan mason getirene kadar da Ragıp Gümüş palatlı bir generale geri kurdukları Adalet Partisi'ni teslim etmişlerdi. Genel başkanıydı. Süleyman Demirel DSP'den gelmedi. DSP'yi genel müdür olarak Türkiye'ye cumhurluk Amerika'dan getirildi CIA tarafından. Mason olduğu için yükseltildi. Önü açıldı. Askerler önünü açtılar tabii. %52 oy almıştı 1965 seçimlerinde. Yani Türkiye'de dönme dolap gibi kısır döngü aynı noktaya geliyoruz yani. Türkiye üçe bölünüyor maalesef. Kürdistan, Suriye kriz gitti. Hatta Putin ben İstanbul'u istiyorum, Sakarya'yı istiyorum, dörde bölmek istiyor. Ben Türkiye'nin güneydoğusundan Kürdistan BOP projesinde benim de payım var diyor. Beşe de bölünebilir. Amerika'yla pazara gidip anlaştılar. Onlar anlaşma konusunda sorun yaşamıyorlar. Bizim anlaşamadığımız konu Süfyan Erdoğan'ı niye 12 ihtiyar Ayetullah komünist olmuş NATO'cu komutanın desteklediği. Onların kim olduğunu biliyorsunuz. Gladio'yu temsil eden hırsız katil askeri vesayet rejimi. Sahte seçimlerle ülke buraya kadar geldi. Erdoğan gelemezdi. 7 Haziran da 2015'te seçimi kaybetti. Fakat kan politikası izleyerek arkasına özel harp komutanlığı ve MİT'i alarak Hakan Fidan'la, Hulusi Akar'la bugüne kadar geldi. Bu nedenle ben de
bu 12 Ayetullah vuruyorum. Erdoğan benim muhatabım değil yani. Kukla. Goril yani. Bitmiş bir adam. AK Parti Twitter'ı da benim muhatabım değil. 2015'te verin 400 milletvekili dedi. Bu iş huzur içinde tutulsun. Sonra askerlerimizi PKK'ya ihbar edip öldürttürdü Erdoğan. Daha önce de PKK'ya destek vermişti biliyorsunuz. 80 bin silah yığmışlardı. Başkanlığı verin tüm sorunlar çözülsün dedi. Sahte bir başkanlık seçimi yaptı. Onu da ben seçim sonucunu açıklamıştım. Gazetecilik yapıyorum yani. Türkiye'nin bekar sorunu var. Evet, Türkiye'nin bekar sorunu sizin yüzünüzden var. Cumhuriyeti yıktınız. Sükrenizm heyetiyle beraber, askerlerle beraber 28 Şubat'ı 1000 yıl yaşatmak için Hüseyin Kıvrık oldu. Mason locası var, büyük loca. 2011'de yönetim kurulu başkanı oldu. Şerif Yıldız yönetim kurulu üyesi. Başkanlığa da İsmail Kahraman, meclis başkanını Erdoğan tayin etmişti. İsmail Kahraman dün gece Rezile avukat şerefsiz komaya girmiş. Acile kaldırmış, gelersin inşallah. Öbür tarafta silahhanelere hesap verir artık. Sedat Peker'in de bir kamyon altında kalmasını tercih ederiz yani. Kansız bir şekilde çözümlensin bu iş. Ve silahhanelere hesap versin. Bu dünyada hesap vermeye niyeti yok. Bir savcı, polis, hakim falan kalmadı. Sedat Peker'i yaptığı kin ve nefrete tahrike etmesi, provoke etmesiyle ilgili Erdoğan emir veriyor, yapıyor yani. Dolayısıyla Cübbeli Ahmet Hoca da bir konuşma yaptı. Cübbeli Ahmet Hoca 2015'te çok güzel bir konuşma yaptı. Hatça gittiğinde. Umre miydi yoksa? IŞİD, El-Nusra teröristleri cehennem kütükleridir dedi. Bunları destekleyen dedi, cehennemde yansın cayır cayır kütükler dedi. Sad Erdoğan'ın destek verdiğini bilmiyordu Ahmet Cübbeli. Ahmet ünlüdür gerçek ismi. Türkiye'ye döndüğünde MİT hemen sorguya çekti. Ulan şerefsiz dedi. El-Nusra'ya, IŞİD'e biz destek veriyoruz. Erdoğan destek veriyor. Sen Erdoğan'a cehennem kütükleri mi dedin? Sonra tövbe billah etti Cübbeli Ahmet Hoca. Cemaate çattı FETÖ diye. Bizi suçladı. Kim zaten köşeye sıkışsa cemaate çatıyor. Ben 2015'te akademik makaleme ama yine de aldım. Ahmet Ünlü'ye bir torpil geçtim. Kıyak geçtim. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'den başka bu konuyu gündeme getiren Türkiye'de bir İslam alimi, bir aydın olmadığı için Ahmet Ünlü, Cübbeli Ahmet Hoca second oldu. Yani benim akademik makalemde Batı dünyasında yayınlandı 2015'te. İki tane de kitap çıkardım yani. İç savaşı tabii çıkarttılar. Çünkü Suriye'nin laneti Türkiye'ye çöktü. Bu merak gibi döndü. Çıkardıkları iç savaş Türkiye'yi vuruyor. Bütün IŞİD ve Nusra teröristleri Erdoğan'ın şu anda MİT yapılanması halinde ahlaşam olarak Türkiye'ye girdi. Bunu bütün dünya izliyor. Amerika'nın Eagle Eye diye bir sistemi var. Eagle Eye. Kartal gözü. İzliyorlar ve belgeliyorlar yani suçlarını. Kaçamayacaklar yani hiçbir yere. Hitler gibi kaçamayacaklar. SS'ler gibi kaçamayacaklar. Dünyada kaçabilecekleri herhangi bir delikte yok yani. AK Parti'nin, Erdoğan'ın ve MİT baronlarının süfyanizm heyeti buna destek vermekte. Bu 12 Ayetullah 15 Temmuz'da komünist gözükmekle bu NATO'cu şerefsizler hiçbir yere kaçamayacaklar. Ben bu arkadaşları şahsen tanıyorum. Hayatımda ben bu adamlarla karşılaştım. Hüseyin Kıvrıkoğlu 30 Ağustos 2000 tarihlerini vereyim. Uzun değil. 5 dakika konuştuk. Ben size Gürcü sigarası vermiştim. Niye Gürcü sigarası sunduğumu arkadaş sigara içer de sigara içer. Ağızlıkla içer. Hiç düşünmediniz mi? Siz Erdoğan'a oynamaya karar verdiniz. Ve Gürcü atına. Ben de size Gürcü sigarası verdim. Gürcü sigarası içer misiniz dedim. Çok kibar ve centilmen, nezih bir üslupla oyununuzu bozacağım dedim. Yani Hüseyin Kıvrıkoğlu'na. Genelkurmay başkanıydı o zaman. Şu anda süfyanizm heyetini o yönetiyor. İsmail Hakkı Karadayı, ondan önceki Genelkurmay başkanı kanser. Bu arkadaşı da ben 1 Nisan 1998'de Bakü'de şov yaptım Bakü'de. Bakü'de. Şehitler Hiyabanı. Türk şehitleri mezarlığı yaptıracaktım. Benim Abbas dedem için tabii. O da şehit oldu ya o yüzden. Arkadaşa havalimanında şov yaptım. Bütün TV'ler yayınladı yani. Türkiye'de yayınlandı. Ve İsmail Karatay'ı beni iyi tanır. Elini sıktım. Bırakmadım 5 dakika. 5 dakika konuşabiliyoruz bu arkadaşlarla. Uzun süre konuşamıyoruz yani. Siz infaz edemezsiniz hizmet grubunu. Ederseniz ben size yapacağımı bilirim diye arkadaşın yüzünün içine baktım ve anlattım anlatacağımı ve Haydar Alev
onaylamıyordu, onayladı. Zaman gazetesi sayesinde. Saldırı ederek askeri atışıydı. 5 dakikada, 5 dakikadan uzun sürdü ya, yarım saat falan da arkadaşla muhabbet ettik. Bu Erzincan komplosunu hazırlayan arkadaş var ya, şerefsizin önde gideni. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Ayetullah oldu, bu süfyanizm heyetine girdi, kimse dokunamıyor. O yüzden hiçbir savcı bu adamı içeri tıkamadı yani. Turgut Kazan da, Aslı Kazan da bunun avukatı oluyor. Cihan, İlhan Cihaner ile beraber. Cihbeli. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar yani. Saldıray Berk, Sürtasıl Konseyi'nin başkanı Ayetullah, dokunmazlığı var. Soykırım yapabilir. İstediği adama suç isnat edip, istediği adamı hapse tıkabilir. Böyle şey olur mu ya demokrasilerde? Böyle devlet mi olur? Ondan sonra sayayım mı da? Sabri Yirmeş oldu. Geberdi gerçi ama. Kemer. 1999 Simene Tatil Köyü. NATO toplantısı. Bu arkadaşlar NATO'cu. NATO eğitimli. NATO darbe yapmış. Yalancılar. Komünist mi oldunuz? Allah Allah. Sabri Yirmeşoğlu'yla ben acele diplomat gibi konuştum. Ferruk Aslanov. Sonra da gittim. Kıbrıkoğlu'nun, Karadayı'nın, kuvvet komutanlarının karısının masasına oturdum, sohbet ettim. Karılarını tanıyorum. Eşlerini tanıyorum. Hayat stillerini biliyorum. Layık, yobaz bunlar. Cemaate terörist diyorlardı. Gördüler ki karşılarında terörist yok. Aydın insanlar var. Bana yaşlı olan demişlerdi. Bütün irticacılar senin gibi olsa ne güzel şeker gibi olasın demişti. Karadayı'nın, Kıbrıkoğlu'nun eşleri. Öyle değil mi? Sonra da ortaya çıkmıştı benim Zaman Gazetesi muhabir olarak. NATO toplantısında karılarda yaşım var değil mi? Derdimizi anlatmaya gidiyorum kardeşim. Ben girerim her tarafa. Bana engel yoktur. Hiç kimse bana kelepçe takamaz. Değil mi? Girdim ve derdimi anlattım. Dinlediniz beni. Ve Türk okullarına takdir ettiniz. Yurt dışında. İsmail Hakkı Karadayı. Sen. Eşin. Hüseyin Kırıkoğlu'nun eşi. Kuvvet komutanlarının eşi. O zaman kuvvet komutanlarının kim olduğunu söyleyeyim mi? Aytaç Yalman. Doğu Akdulga. Sizin eşlerinizle de konuştum ben. Yemek yedik beraber ya. Ondan sonra cemaati infaz etmek için yıllardır uğraşıyorsunuz. 40 sene geçti ya. Usanmadınız mı? Bıkmadınız mı? Şevk bir. Şerefsiz. Herif. Genelkurmay ikinci başkanıydı. Senin kralına da oturduk konuştuk ya. Bu adamlar NATO'cu. Amerikancı adamlar. Erol Mütercimler bunlar komünist oldular diyor. Derin devlet komünist oldu diyor. Yalan lan kandırıyor. Yani ittifak yaptıklarını gizlemeye çalışıyor. Genel sekreteri şeyin Hüseyin Kılıkoğlu'nun ta gençliğinden beri 1980'li yılından beri. Gizliyor. Meltem TV'de Haydarpaşa'nın televizyonuna tayin edilmiş. Özel haberi bana. Soykırımı yürütüyor. Soykırım projesi yürütüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani ne kadar bir organize durumla karşı karşıyayız yani. Anlatayım mı da? Bilgin Malanlı. Benim Eskişehir'de, Yıldıztepe'de doğumun arkadaşı. Birinci Anacet üstünden. Ben bu arkadaşla yıllarım geçmiş. Dakikalarım değil. Voleybol oynamışız, tavla oynamışız, anastro oynamışız, satranç oynamışız. Kızına da aşık olmuşum. Maalesef. Yeşim. Ama arkadaş Atatürkçü, NATO'cu. 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkan Yardımcısı. Yaşar Güler'in yardımcısı. Genelkurmay Başkanı'nın şu andaki. Yaşar Güler, NATO'cu. Darbe etmeye çalışıyor. Erdoğan'ı El-Kade terör örgütünün lideri yaptı. AK Parti'de El-Kade'ye çevirdi. Bilerek yaptılar. Bilinçli politika. Siyasi İslam'ı tasfiye etme projesi ve NATO generallere de bunu Şubat 2011'de anlatmak için briefing verdi. Gerrit Jenskin de MI6 elemanı olarak İngiliz istihbaratından tercümanıydı Genelkurmay'da. Suna geleceğim. Birazdan geleceğim. Yok ya. Kızı aramadığımızdan değil. Zaten ben asker okula gittim. Onlar da taşındılar yani. Neyse. Şimdi derin heyet taraf değiştirmeden
yurt dışındaki derin destekçileri Süfyan Erdoğan'dan vazgeçmiyor. İslami yıkma projesi çünkü. Biliyorlar. Kur'an'ı, İslam'ı Türkiye'den kaldırma projesi Erdoğan ve AK Parti. Bu nedenle derin heyette paganist, Göktürk, faşist olduğu için, Hitlerci olduğu için hiç İslami yanları yok yani. Evet. Bu nedenle bu soykırım projesi Güven Erkaya tarafından 1996'da yazıldı. Çetin Doğan ve Şevik Bir yıllardır takipçisi ve devlete bunu zorla yaptırıyor. Bülent Ecevit imzalamadı. Ha, Şevik Bir. Arkadaşlar, başbakanlık muhabiriyken karşılaştık. Gözlerinin içine baktım. Ecevit imzalamadı. Erol Özkoç Kastak, MGK Genel Sekreteriydi. Yani bu arkadaşlar da bizim diyalogumuz çok uzun değil. Hiçbiri hizmeti, cemaati sevmezler. Ve bu 12 Ayetullah Yaşar Büyükanıt. Dolmabahçe'de Erdoğan'la buluşup da seni kirlettik. İstediğimiz gibi kullanacağız diyen adam. Sabri Yemeşoğlu ne demişti? Biz kirletiriz ve kullanırız. Devlet biziz. Erdoğan ve AK Partiler de kirlendiler. Hırsızlık yaptılar, izin verildi. Yolsuzluk yaptılar, rüşvet aldılar, verdiler. Ve katillikle uğraştılar, soykırımla uğraştılar. El-Kaide'yi desteklediler. Kim bekliyor? 4D'ye gidiyoruz. 4D'ye gidiyoruz. Mangalı yakmış, hep bekliyor. Tamam. Mangalı mı yakmış? Mangal da mı var? Evet, hakikaten. Beleş kek de var. Türk poğaçası da var. Bak gördünüz mü? Kebap da var. Kebap da varmış. Sen artık kesin durdurursun. Arın diyor ki, sen diyor kesin bu polis devam etmezsin. Beleş, nerede beleş? Oraya yerleş. Yani ülkede torpil yapıyorlar. İşte şey daha çalışıyordu. ALES imtihanda o yüzlerinden 22,5 almış da. Yani tabii kazanıyor şeyde imtihanları. Yani Sivas Peker'in çıkardığı rezalet, Erdoğan eğer kar da olsa hemen istifaya zorlanırdı. Sivas Peker hemen tutulur, biz daha güneşi göremezdi. AK Parti ise zaten terör odağı. Çoktan kapatılıp seçime girememesi lazımdı. Prensekçilerin vatan gibi, partisi gibi partiler ise Almanya'da Hitler artığı dazlaklar olarak görülüyor Avrupa'da. Yani dazlak partisi. Arkadaşlar Erol Mütercimler gibi saçlarını kazısınlar, dazlaklar partisi olarak devam etsinler. Gerçekten ya. Çok komik Türkiye'nin durumu. Ve Akşener Erdoğan'ı ayakta tutmaya çalışıyor. Senin gücün, kuvvetin, nefesin yetmez yani. Kukla bir muhalefet. CHP desen tam rezalet. Yani soykırım projesini biliyor baştan sona kadar. İlhan Ciğerler var işin içinde. Diğer CHP'liler Dursun Çiçek milletvekili. Mehmet Ali Çelebi. BHP'li. Yani ülkeyi beraber yıkıyorlar muhalefet partileriyle beraber. Harbiyeliler müebbet kesildi. Asker okullar 38 bin öğrenci mağdur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 70 bin kişi atıldı. Orduyu yıktılar. Şimdi de tepiniyorlar üstünde. Biz gelip kurtaracağız. Siz kurtarıcı olamazsınız. Yıkan sizsiniz. Erdoğan'ın ortağı sizsiniz. Erdoğan'ı bu zamana kadar ayakta tutan sizsiniz. Sizin gibi şerefsizler. Çapsız adamlar. Liyakatsızlar yani. Amerika'nın Rusya'daki insan haklarını ihlal edenlere karşı çıkardığı Magnitsky yasası önemli. Avrupa'nın gündeminde 460 bin kişiyi hapsetmiş Putin de Erdoğan'ın bir tayı yani benzeri. Bu yasa önemli. Haksız yere gasp edilen tüm mağdurların hakları geri alınabilir. Türkiye devleti bitti ama yurt dışındaki tüm emlak ve parasına el konulması gerekiyor. Mağdurların el koydukları gibi mağdur insanlara uluslararası hakim ile insan hakları komisyonu ve mahkemeleri kurulup bu gasp edilen bütün malların mülkleri iade edilebilir. Diyanet devlet kurumu biliyorsunuz camilerine 960 tane var Almanya'da. Almanya'ya el koyarak, Fransa el koyarak başlayabilir. Bütün Avrupa'daki camilere Diyanet'in, devletin MİT yuvası haline gelmiş, soykırım rejiminin aracı haline gelmiş camilere el koyup oraya giden insanlara yönetimler devredilir ve dolayısıyla mümkün olur yani. Adamlar Türkiye'de sahte pasaportla çıkmaya çalışıyor, sahte kimlikle, rüşvet vererek çıkmaya çalışıyor. Böyle bir soykırım rejimi yaşayamaz tabii. Ülkede paralel devletçikler var. Erdoğan yarısını temsil ediyor, yarısı da ETO kontrolünde. Birbirini sevmeyen iki grup 15 Temmuz'da muhtar nikahı kıydı ve bir piç doğurdular. Hukuksuzluk garabeti doğurdular.
hizmet ülkeden girince ülkenin ruhu kalmadı. Cumhuriyeti, anayasayı ve hukuku demek ki hizmet kuruyormuş. Mısır'da idamla yargılanan ihvan mensubu Abdülhafız Hüseyin'i Mısır'a teslim eden perişekçiler, etocular. Tabii faturayı 8 tane polise kestiler. Erdoğan'ın güya haberi yok. Biliyorsunuz Erdoğan ve birinci adam dokunulmaz ve günah işleme özgürlüğü var. Suç işleyebilir yani. İhvancılara satabilir. Herkesi satabilir. Reis'e laf söylemek yasak. Yani cesaretiniz yetmiyor. Korkuyorsunuz yani. Sarayda yaşayıp yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan, terörle meşgul olan, fetva yayınlayan, ihaleleri kapan, haraçları toplayan, kendi yandaşlarına Türkiye'nin tapusunu dağıtan, ekonomiyi batıran, yargıyı yok eden, ahlaksız, Ortadoğu despotları var. Süprenizm heyeti de haraçtan nemalanıyor. Yani Erdoğan'ın topladığı haraçlar sadece Erdoğan'a gitmiyor. MİT baronları ayarlamayı çekiyorlar, yurt dışına geçiriyorlar ve Süfyanizm heyeti bu şekilde yaşıyor. Yani 12 tane Ayetullah bu şekilde saraya geldiler, hala ölmeye niyetleri yok. Kanserler çoğu, yani bir türlü ölmüyorlar. Öldükten sonra da yerine başkasını tayin ediyorlar. Bir sürü sırada bekleyen adam var yani. Çetin Doğan bekliyor. Şevk Gül heyete girdi. O da dokunulmazlardan. Çetin Doğan bekliyor. Bu Temel Paşa var. 15 Temmuz'da rol almış. O bekliyor. Bu Ümit Dündar bekliyor. Ölsünler de biz girelim diye bekliyor. Böyle bir durum var yani. İlhan Tanır saçmalamış. Yani Levent Üzümcü saçmalamış. Ülkeyi cemaat yönetmiyor. Yani Türkiye'de adalet aydın insanların elindeyken durum böyle değildi. Şimdi yanlışları burada başlıyor solcu Kemalistlerin. Türkiye'de adaleti ETÖ, Perinçekçilerin ve AK Parti'nin yeni mezun avukatlarının eline verdiler. Ülkede hukukun çivisi çıktı. 2013 öncesi Türkiye model ülke gösteriliyordu. Şimdi soykırım uygulanan 5. sınıf ülke olarak tescillendi. Laik yobazlar sayesinde, muhalefet sayesinde bu oldu. Ve bunu inkar ediyorlar. 259 harp okulu öğrencisi müebbet hapis cezası aldı. 937. gün oldu. Aileler maddi manevi psikolojik olarak çok fazla yıprandılar. 15 Temmuz soykırım konsorsiyumu tamamen yargılanmadan ne CHP, ne MHP, ne İYİ Parti oy falan istemesin. AK Parti zaten terörde Süfyan Erdoğan deli bir suçtu. Yani terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı dedikleri PYD denetimindeki aynen Arap'a yardım götürmek için çırpınanlar ne ara vatan kahramanı oldu? Yani PYD biliyorsunuz bölgede Kürt devleti Suriye'de kuruyor. Rusya arkasında, Amerika arkasında, ETÜ arkasında, Perinçekçiler arkasında duruyor. Erdoğan IŞİD'le, El-Nusra'yla, El-Kaide terörüyle güya Kürtlere karşı savaştırılıyor. Ama sonuçta ne oluyor? Türkiye bölünüyor. Gazeteci Ahmet Dönmez 15 Temmuz'un izni sürmeye devam ediyor ve ortaya bir belge çıkardı. Görüşte 15 Temmuz'u kurgulayanlar daha önceden iddianameleri yazmışlar ve çok net bir şekilde meclisin bombalanmasından, hepsi sahte tabii bunların, belgelere geçirmişler. Suçluları belirlemişler, fişlemişler. Akıncı dava dosyasındaki belgeler de var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene karşı işlenen suçlar bürosu savcısı olan Serdar Coşkun yaşananları önceden yazmış. Arkadaş müneccim falan değil. Özel Harp Komutanı'nın yazdığı iddianameleri kendi imzasına atan bir şerefsiz. Demek ki yaşananlar Allah'ın lütfu falan değil. Tamamen Süprenizm Heyeti'nin Özel Harp Komutanı'nın bir planlaması, bir istihbarat operasyonu. Sedat Peker'i içeri atacak cesur savcı, hakim yok mu diyorlar. Vardı tabii ama onları içeri attınız. Ve FETÖ'cülediniz. Hapisteler şu anda. Size de Sedat Peker kaldı. Topuğunuza sıkacak. Yani bu daha iyi günleriniz öyle gözüküyor. Erdoğan öyle pes edecek bir adam değil. Çingene bir adam. Ve kendi paramiliter yapısını, ministerini kurdu. Özel Harp'in yönettiği 300 bin kişi varsa Erdoğan yönettiği milyonlar var. Bütün camiler vasıtasıyla, imamlar vasıtasıyla yapılandı. Ve terör yapısı çok güçlü hale geldi. PKK'dan 100 kat daha güçlü bir terör yapısı var. Eli silahlı. Özel Harp Komutanlığı son çıkışı kaçırdı. Yani Levent Selim'i o yüzden çatıyorum. Hulusi Akar'ın
Karagah Merkezi Başkanı'na, benim eski kankama. Çoktan son çıkışı kaçırdınız. Yani tiyatroyu uzattınız. Soykırımı sonuna kadar uygulama konusunda Süfyan'ın ihtiyarlarını dinliyorsunuz. Mason hocasını dinliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye gittikçe çöküyor, batıyor. Bu şerefsizlikte sizin de çok ciddi sorumluluğunuz var. Hulusi Akar'ın Çukur Ambar'da Abdullah Gül'le haftalık görüşmesini biliyorsun neden sevim. Yani cemaatin üstüne atmakla değil. Abdullah Gül'ü ayakta tutmaya çalışan muhalefet partileri, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ortak adaylarıydı. Ama Hulusi Akar onlar adına görüşüyordu. Sonra Hulusi Akar'la İbrahim Kalın gidiyor, Abdullah Gül'e helikopterle çıkartma yapıyor. Çünkü Hulusi Akar Erdoğan tarafına yıkıldı. Milli Savunma Bakanı oldu biliyorsunuz. Ve orduyu yıkma görevini beraber yapıyorlar. Şimdi Süfyan istediği korkutmayı Sedat Peker'le elde etti. Herkes biliyor ki bu derin devlet mafya babası hapse girmeyecek. O eskilendi yani. Durum bu. Almanya'nın birinci kanalında ARD'de haber programında Almanya'ya gireden bir adamımızın hikayesine yer verildi. Muhabir bayanın gözyaşları içinde. İnsanlık var yani Batı'da. Bu hikayeler dinleniyor. Batı ülkelerinde ve Türkiye'de nasıl bir soykırım yaşandığını daha iyi idrak ediyor. Sedat Peker'in siyahlar konuşacak, kan dökeceğiz diyen bir ülkede yaşıyorsunuz. Mahkeme yok. Adalet, barış, insan hakları yok. Dolayısıyla Leyla Güven 90 gündür açlık greviyle direniyor. Yani acımasız ve küstah bir azınlık, korkak ve kararsız çoğunluğu her zaman idare ediyor. Olay bu. Cumhuriyet savcısı kalmadı. Ortada ben de şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyorum. İstifa etmeniz için daha kaç seçim kaybetmeniz gerekecek? Diplomasını ispatlayamayan bir kişi ülkeyi yönetiyor, sahte seçimler yapıyor. Neden topyekün itiraz edip meclisi terk etmiyorsunuz? Neden bu kadar pasif bir ana muhalefet partisisiniz? Sine-i millete dönünüz diyorum. 4 yaşında Toddler gibi davranan Nihat Zeybekçi gibi adamlarla bu adamlar İzmir'de rakıya özgürlükle başlayan kampanyasını AK Parti'ye oy vermeni Allah çarpan noktasına getirdiler. Yani durum böyle. Zombiler yani. Sedat Peker'den sonra TUKVA yemin etmiş, Erdoğan'ın oğlunun Bilal Erdoğan'ın yüksek istişare heyeti kurulu olan TUKVA'da ölüm yemini eden bir sürü çakalları var. Durum bu. CHP'de işin içinde. Elbette işin içinde. İlhan Cihaner işin içinde. Sadrak Berkin avukatı. Soykırım projesini Erzincan'da hazırlayan adam. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bilmiyorsa salaktır yani. Boş yer CHP'nin başında durmasın. Ben bir hafta sonra öğrendim. Yeni kapıya o yüzden koştum falan diyor ama bir hafta sonra öğrenmesi de bir skandal. CHP'nin başında olan bir adamın soykırım projesi uygulanıyor 15 Temmuz'da. Kürtleri yok etmek için, cemaati yok etmek için, ülkeyi yıkmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıkmak için bir hafta sonra öğreniyor. Bu adam nasıl muhalefet yapacak? Yani haber bile vermiyorlar adama. Bunlar soykırım yapıyorlar. Bunun bedeli ağır olacak. Kefenli AK Partiler kendi insanımızla kabadayı sadece 800 bin tanesi bedel askerlik için başvurdu. Kredi çektiler ve askere gitmeye de niyetleri yok. Hatay krizi Esad, Rusya, İran götürse hiç kimsenin umurunda falan değil, olmaz yani. Kürdistan kopsa hiç kimsenin umurunda olmaz. Göreceksiniz yani. Bunları yaşayacaksınız. Kafir dediği Esad ile anlaşan Erdoğan iç savaş çıkartma tazminatı olarak Hatay krizi hediye etti. Diplomatik gizli anlaşmayı Doğu Perinçek, Erol Mütercimler ve Hasan Ünal yaptılar. El veya geç bunu idrak edeceksiniz. Ben olayları daha önceden haber veren bir gazeteciyim. Karşılığında Rize'nin müteahhitler için inşaat ihalesi almak istiyor Erdoğan. Başka derdi yok. Çevirin düşünün. Yani durum bu. Gerçeği söylüyorum. İster inanın, ister inanmayın. Evet. Hatay'da büyük bir savaş olacağı benziyor. Süfyan ordusu Hatay'da batar. Yani bu süreçte Ergonokoncuların, Baloncuların, Süfyan ordusu, El-Kaide ordusu Hatay'da batacağı benziyor. Allah belalarını versin. Cehennemde cayı cayı yansın.
herkes niyetine göre haşrolur ve hesaba çekilir. Şehit olan ve olacaklara şimdiden Allah'tan rahmet diliyorum. Yani yapacak başka bir şey yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalıştık, yazdık, konuştuk, yıllardır duyurduk. Meselenin cemaat meselesinin olmadığını söyledik. Amik Obası hadisi gerçekleşeceğe benziyor. Yani bu kaçınılmaz bir durum. %60 Hatay nüfusu Süreyli olmuş, %70'i geçmiş kiliste. Zaten nüfusu artık Süreyliler oluşturuyor. Türkiye'den çoktan kopmuş Hatay ve kilis. Sadece de facto fiilen Rusya'nın, İran'ın, Esad'ın işgal etmesi kalmış. Afrin diye bir olay yok. Afrin nefrine döndü. Kürtler de nefreti artırdı. Türkiye'den kopma isteğini artırdı. Yani Türkiye'deki sadece Suriye Kürtleri değil, Türkiye'nin doğusu da kopuyor. Fiilen Kürtlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi de kaybettik. Dolayısıyla nefret politikaları daha çok aleyhimize döndü ve ülkeyi bölme noktasına getirdi. Sulh yoluyla, barış yoluyla meseleyi halletmek varken, kardeşle birbirimizi kucaklamak lazım gelirken, ayrımcılık yapıp, hizipçilik yapıp Türkiye'yi bir hırsızlar El-Kaide Cumhuriyeti haline getiren Süfyanizm ihtiyarları, CHP'si, MHP'si, İYİ Partisi hepsi yerin dibine geçsin. Allah belalarını versin, kahretsin. Zaten beddua diyoruz. Bedduamızı da Allah'a çok şükür tutuyor. Yani beddualar tutmuyor diye endişe etmeyin. Beddua etmeye devam edin. Allah belalarını veriyor, verecek. Kaçınılmaz bir durum. Yani olacakla öleceği ve duacağı çare yok demişler. Bu nedenle ben burada hırsızlık modu olmuş bir ülkede Erdoğan'ın, AK Partilerin, Perinçek'in, Ergonokoncuların, Balocuların Türkiye devletini temsil etmediğini düşünüyorum. El-Kaide'ye destek veren bu grup, bu gladyo kesilmelidir. Türkiye başka türlü kurtulamaz. Bu suçları, günahları kimsenin üstüne atamazlar. Yani Türkiye devleti ancak ve ancak bu şekilde kurtulur. Kürtler de Türkiye'den ayrılmaktan ancak böyle vazgeçer. Türkiye'nin sigortası HDP partisidir. HDP'yi o yüzden bitirmeye çalışıyorlar. Mangal bitmez ya. Bensiz mangal mı olur? Kamber sütü yün olmaz. Kayınbirader beni bekliyordur. Çocuklar ben süreceğim arabayla. Yani mangal da bitmez. Kek de bitmez. Süt parçasını Ruhiye güzel yapıyor. Ruhiye bizim kayınbiraderin eşi de Azeri'dir yani. Rauf da benim Azeri yeğenlerim oluyor. Kime yağ getiriyor? Türkiye'de yağ getirenler olur inşallah. İdrak etsinler diye anlatıyorum. Bizde milletin idrak etme kapasitesi biraz geç çalışıyor. Uzun yıllar sürüyor. Bir defa, iki defa değil, 500 defa anlatmak gerekiyor. O nedenle defalarca anlatıyorum. Yozlaşmış bir ülkede bir çöküş yaşanıyor. Bir ahlaki çöküş yaşanıyor zaten. Bu çöküşün bedeli ağır olacak faturası. Hizmeti ülkeden kovmanın vebaline faturasını görecekler. Herkes görecek. Bütün insanlar hissedecekler. Bütün dünya hizmetin masum olduğunu biliyor. Hizmet hareketini keşfetti. Bu kadar güzel insanları neden soykırıma maruz kaldığını merak ediyorlar. Ve daha çok hizmete bağlanıp onlardan insanlığı, İslamiyet'i, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz'i öğrenmek istiyorlar. Yani getirisi olarak aynı Ehl-i Beyt sürecinde, Ehl-i Beyt'e yapılan zulüm sürecinde olan gibi oldu. Hazreti Ali yolu, Ehl-i Beyt yolu, hizmet yolu olarak ortaya çıktı. Ve bütün dünyada İslamiyet'i güneşin doğup battığı her yere götürecek. Şer gibi gözüken bu hadiseler sonuçta hayra inkılap edecek. Ve biz bu şekilde gördüğümüz için kadere tenkit etmiyoruz, taş atmıyoruz, isyan etmiyoruz. Benim görüşüm bu şekilde. Herkes kendi görüşünü söyleyebilir. Soykırım projesini benim dile getirmem, olayı report etmemdir yani. Olduğu gibi anlatmamdır. Hiçbir şeyi saklamıyorum, sansür yapmıyorum. Critical thinking yapıyorum. Hani öz eleştiri yapmıyor diyorlardı ya, ben yapıyorum yani. İçkiden beri yapıyorum. Bu Süfyanizm heyetinin bütün ihtiyarların yüzlerine söylemişim, konuşmuşum. Arkadan konuşmamışım, ben gıybet etmiyorum. Yüzlerine konuşuyorum. Anladıkları dilden, anladıkları kimlikle, simayla, dille. Dolayısıyla inkar edemezler.
saklanamazlar ve bu alçaklığın üstüne çıkıp da tekrar iftarlığına devam edemezler. İyi günler arkadaşlar. Hanım geldi. Beni dövecek yani. Gülüyor. Hanım beni dövmez ya. Dövemez. Döverim. Hanım bak döverim dedim. Şu anda yansıdı. Ses kaydı daha devam ediyor ona göre. Yani bakmayın böyle kabadayı olmamıza. Hanım bizim şey yapıyor. Eziyor. Sürekli seni ezecek bir adam lazım diyor. Fazla kibir var diyor. Erdoğan'ın konuşması var ya. Yok kibirli değiliz şu yüz bu yüz filan. Her eve bir tane Suna Arslan lazım. Senin adın Suna mıydı? Sona mıydı? Ben senin adını değiştirmiştim değil mi? Sona yaptım. Sona'yı Suna yaptım. Türkiye'de Sona yok ki. Ne yapalım? Böyle yapıyoruz.